Bahar geldi, kampüsler şenlendi. İstanbul Aydın Üniversitesi birbirinden eğlenceli şenliklerle renklendi. Önce etkinliklerden görüntüleri ekranlarınıza taşıyacağız. Hemen arkasından da akademisyenlerle yaptığımız özel röportajları izleyeceğiz. Yazın gelmesiyle birlikte üniversite kampüsleri renkli etkinliklere sahne oluyor. Bu görüntüler İstanbul Aydın Üniversitesi'nden. Dünyanın birçok noktasından eğitim için Türkiye'ye gelen öğrenciler kendi kültürlerini ve geleneklerini işte böyle tanıttı. Memnunum ülkemi temsil ettiğim için. Kaçıncı sınıfsınız? Birinci sınıf. Hangi bölüm? Diş teknisyenlik. 4 senedir artık Azerbaycan'ı biz temsil ediyoruz bu seneden. Azerbaycan'ın milli giyimlerine, işte gördüğünüz gibi milli giyimlerimiz. Ondan sonra Azerbaycan'a ait eskiden bugüne kadar olan atributlarımızla beraber tanıtımımızı yapıyoruz. Azerbaycan yemekleri oldu. Vallahi çok güzel yani. Türkler, insanlar geliyorlar. Anlatıyoruz işte. Dans yaptık. Biz şarkı söyledin. Ne zamandan beri Türkiye'desin? 2 yılda. Ne okuyorsunuz? İşletme. Biz yemek getirdik ve de süvenirler getirdik. Bize pilav oldu. O şey pilav ve de tavuk ve de salata oldu. Olivye salata. Bugün İran'ın yani şey her şeyin gösteriyoruz burada. Eski el yapımları, kitaplar, CD var, yemekler. Yani bizim sünneti merasımız var. Onları gösteriyoruz burada. İstanbul Aydın Üniversitesi geleneksel bahar şenliğinde sahne alan sanatçı Şebnem Ferahsa öğrencilere eğlence dolu dakikalar yaşattı. Üniversite kurumları uyguladığı çağdaş eğitim sisteminin yanı sıra gençleri teknolojik altyapıya sahip donanımlı bireyler haline getirmeyi hedefliyor. Üniversitelerin mühendislik fakülteleri düzenlediği robot ve informasyon yarışmasıyla öğrencilerde teknolojik gelişmelere karşı farkındalık uyandırmayı hedefliyor. Enformasyon proje yarışmasının özelliği de özellikle biliyorsunuz İletişim artık vazgeçilmez. Cep telefonu olmayan insan kalmadı Türkiye'de ve dünyada. Hatta ikişer üçer cep telefonu var. Acaba iletişimde, yazılımda, Android yapılarda, yazılımın gelişmelerinde nasıl güne yakın, yani gerçek dünyaya yakın sonuçlar elde edebiliriz? Yaptığımız sonuçların da faydalı modeli, patenti alınabilsin. Amacımız o. Kurslara, işte dershanede ya da ona benzer versiyonlu sistemlere gidemeyen öğrencilerin ama beyni olan, aklı olan, vizyonu olan ama zaman ayıramayan öğrencileri üniversitemize kazandırmak. Kısaca aslında özetlersek günümüzün teknolojisini öğrencilere tanıtmak ve ürün elde etmelerini sağlamak. Bizim amacımız burs vermek. Burs vererek iyi öğrenci, Anadolu'dan iyi öğrenciler çekebilmek. Enformasyon projesinin asıl ruhu bu. Mesela görme engelliler için özel bir tepsiyi düz tutabilme özelliği olan projeler. Çok basit gibi ama işte bu yani iPhone'larda ya da cep telefonlarında uygulanabilen bir yazılım geliştirdi bir öğrenci. Onun projenin içine kattık. Daha başlamadı ama proje böyle gelenleri de peyderpey alıyoruz. Basit bir şey ama o kullanıcı için çok büyük kolaylık. Engelli öğrenciler için, engelli kitleler için işte eldivenler yapmak, başka projeler yapmak hep bu sistemin için. Enformasyon proje yarışması aslında hayatın içinde olan bir proje yarışması. Ve bence mühendis fakültesinde en önemli proje yarışmalarından birisidir. Dünya genelinde yaşanan teknoloji çağı, bilişimin önemini giderek gün yüzüne çıkarıyor. Bu açıdan global anlamda önemi her geçen gün artan yazılım ve web sitesi dizaynının özellikle genç kuşakta
etkin olarak kullanılmasını sağlamak da günümüz eğitim kurumlarının en önemli hedefleri arasında yer alıyor. Üniversiteler bu bağlamda gerçekleştirdiği çalışmalarla gençlerin dijital dünyaya olan ilgisini yaratıcılıkla buluşturuyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde küresel eğitim trendlerini takip ediyoruz. Çok yakından takip ediyoruz ve bunlarla ilgili çok önemli projeler geliştiriyoruz. Örneğin STEM projesi gibi, yani fen, teknoloji, matematik, mühendislik ile ilgili yaptığımız projeler gibi. Bunun dışında okulların gelişimine yönelik projeler gibi, teknoloji geliştirmeye yönelik projeler gibi. Bu yarışmalardan bir tanesi de Genç Eğitim Bilişimcileri Arıyoruz proje yarışması. Bu proje yarışması kapsamında lise öğrencilerinin yazılım üretmesini, web sitesi tasarlamasını, özgün projeler ortaya koymasını hedefliyoruz. Geçen yıl yaptığımız proje çalışmasına 50 proje katılmıştı. Bu projeler değerlendirildikten sonra en iyi 3 projeye biz İstanbul Aydın Üniversitesi olarak başarı bursu veriyoruz. Biz kodlamanın, programlamanın, robotiğin, sistemin çok önemli olduğunu düşünüyoruz ve bu kapsamda çalışmalar yapmaya da devam edeceğiz. 9. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Kurultayı'nda Kıbrıs'ta öğrencilerimiz çok başarılı oldular. Projelerini sergilediler. Değişik kategorilerde dereceler aldılar. Bir kategoride üçüncülük, bir kategoride ikincilik derecesi aldılar. Yani burada yapılan eğitim fakültemizde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri bölümünde yapılan çalışmalar, önemli çalışmalar, aynı zamanda da kurultaylarda, proje yarışmalarında da önemli dereceler elde etmekte. Rehberlik ve tanıtımdan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Sebahattin Kutlu da tercih döneminde aceleci davranılmaması gerektiğine dikkat çekiyor, öğrencilere üniversiteleri yerinde görüp rehberlik hizmeti almaya davet ediyor. Bu sene öğrenci arkadaşlarımız ilk sınavlarına girdiler. Mart ayında, hatta onun sonuçlarını da aldılar. Dolayısıyla o biriken stresin önemli bir kısmı boşaldı. Şu an biraz daha rahatlar ilk sınava göre. Tabii Haziran sınavları ilk sınava nazaran daha belirleyici. Puan konusunda katkısı daha büyük sınavlar olduğu için arkadaşlarımızın hazırlığı devam ediyor. Bizim şu an Haziran sınavları için onlara yapacağımız tavsiye öncelikle LYS hazırlığın YGS hazırlıktan biraz daha farklı olduğunu unutmamaları. Yorum ve soru çözüm hızının yanında bu sefer bilgi ağırlıklı da çalışmalar yapacaklar. YGS sınavının sonucunda puanını yeterli görmeyen, istediği puanını aldığını düşünmeyen yahut hak ettiği puanın bu olmadığını düşünen arkadaşlarımız elbette var. LYS sınavları YGS'de kaybedilen puanları telafi edebilir. İyi bir hazırlıkla, Haziran sınavlarına iyi bir hazırlıkla arkadaşlarımız YGS puanlarının üzerine çok ciddi puanlar koyabilir ve kendilerine Haziran ayının sonunda verilecek olan tercihte kullanılan yerleştirme puanlarında istedikleri noktaya gelebilirler. Tercihler konusunda da, bu ön lisans programlarının tercihleri konusunda da şimdiden gelip İstanbul Aydın Üniversitesi'nin kariyer merkezinde, rehberlik araştırma merkezinde bizzat uzmanlardan bu konuda tercih danışmanlığı alabilirler. Üniversitelere gidecekler. Yarın Temmuz ayında tercih yapacakları bölümleri, üniversiteleri şimdiden görmelerini tavsiye ediyoruz. Biz istiyoruz ki arkadaşlarımızdan bir, şu an ellerindeki imkanları iyi değerlendirsinler. Yani ellerindeki puanı en güzel şekilde kullanan, nasıl kullanacaklarını öğrensinler. İki, Haziran ayında bir sınav var, birkaç sınav var. O sınavlara hazırlıklarına devam etsinler. 3. Tercih dönemiyle ilgili şimdiden bilgi toplamaya başlasınlar. Üniversiteleri gelsinler, görsünler, geçsinler. 4. Meslekler hakkında bilgi sahibi olsunlar. Yani ben bir tercih, bir üniversite, bir fakülte, bir bölüm tercihi yaparken aslında bir meslek tercihi yapıyorum. Ben o bölümü 2 yıl ya da 4 yıl okuyacağım ama o işi belki 40 yıl yapacağım. O meslekte 40 yılımı geçireceğim. Dolayısıyla o meslek hakkında bilgi alsınlar.